Günaydın değerli izleyenler. Bugün 21 Şubat Çarşamba. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Türkiye 2023'te uluslararası varlıklarını artıran, yükümlülüklerini azaltan bir performansa imza attı. 2023 sonu itibariyle Türkiye'nin uluslararası varlıkları 326,9 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi. Varlıklarda rekor yaşanırken yükümlülüklerin gerilemesiyle net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 285,2 milyar dolara geriledi. Yurtdışı üretici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık %59,27, aylıksa %4,57 artış kaydetti. Yıllık artışlar dayanıklı tüketim mallarında %65,98, dayanıksız tüketim mallarında %65,37, sermaye mallarında ise %69,03 ile manşet endeksin üzerinde gerçekleşti. Merkezi yönetim brüt borç stoku 7 trilyon liraya yaklaştı. Ocak sonu itibariyle merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 965,1 milyar dolar olarak belirlendi. Borç stokunun 2,55 trilyon liralık kısmı Türk lirası, 4,4 trilyon lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsinden oluştu. Bu arada hazine alacakları Ocak sonu itibariyle 27,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Alacak stoku içindeki en büyük pay 10,5 milyar lirayla mahalli idarelerden oluştu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ocak ayında artış kaydetti. Trafiğe Ocak ayında yaklaşık 214 bin aracın kaydı yapılırken 2171 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı Ocak'ta bir önceki aya göre %7,1 artışla 211.322'ye yükseldi. Belçika'nın Anvers kentinde Avrupa Sanayi Zirvesi düzenlendi. Zirvede 73 sanayi kuruluşu temsilcisinin imzasını taşıyan Avrupa Sanayi Mutabakatı konusunda Anvers Deklarasyonu yayımlandı. Avrupa'da enerji maliyetlerinin rekabet edemeyecek kadar yüksek olduğu belirtilen deklarasyonda sanayi tesislerinin kapandığı, üretimin durduğu, insanların işsiz kaldığı bu duruma karşı acilen tedbir alınması istendi. Bunlar belirtildi. Zirveye katılan Avrupalı büyük sanayi kuruluşları rakiplerinin gerisinde kalmamak için üretime daha fazla destek verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Borsa İstanbul 100 ana endeks dün %1,62 yükselişiyle 9.344 puanda kapanış rekoru kırdı. 148 puan kadar yükselen borsada hacimde 132,3 milyar liraydı. Bankalar %3,06, holdingler ise %1,82 yükseldi. En çok kazanan tarafta %3,58 ile Bilişim, en çok kaybeden tarafta %1,13 ile sigorta sektör endeksleri yer aldı. Bugün biz içeride tüketici güven endeksini göreceğiz. Fed'den tutanaklar açıklanacak ve Euro bölgesinde tüketici güveni bugünün ajandasında. MSCI Türkiye ETF'i dün New York işlemlerini %0,16 yukarıda tamamlarken CDS'imiz 294 baz puanda. Bu arada Bloomberg HT'nin faiz anketi tamamlandı. Ayın 22'sinde yani yarın gerçekleşecek Merkez Bankası kararına ilişkin 25 ekonomistin medyan beklentisi faizin %45'te tutulacağı şeklinde. TEPAV'ın araştırmasında ise faizin %47,5'a yükselmesi gerektiğine işaret edildi. EPDK tarafından Başkan Yılmaz'dan bir açıklama geldi. Rafineri marjının güncellenmesi ile beraber benzin ve motorinde 1,5 TL'lik indirime gidilebileceğinin sinyalini verdi Yılmaz. Garanti Bankası tarafında ise 10 yıl vadeli dolar cinsi sermaye benzeri tahvil ihracı ile ilgili bankaların yetkilendirildiği haberi geldi. Dün 5 yıllık kira sertifikasında hazine 3,57 milyar TL'lik doğrudan satış yaptı. 5 yıllık TÜFE endeksi kağıtta ise özellikle %0,49'da pozitife geçen bir getiriden bahsetmemiz önemliydi. Aynı zamanda dün 2 yıllık vadede altın cinsi tahvil ve kira sertifikasının doğrudan satışı da hazine nezdinde gerçekleşti. Gün sonunda gösterge bileşik 43,21'deyken 12 baz puanlık bir düşüş kaydetmişti. 10 yıllık kağıdın bileşik getirisi ise valörlü piyasayı 6 baz puan artışla 24,93 seviyesinde tamamladı. Borsaya geldiğimizde dün 83 hisse yükselirken 17 hisse düştü. Puan bazlı katkılarda Akbank'tan sonra İş Bankası C hissesi, Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik ve BİM geldi. Puan bazlı baskı cephesinde ise Tüpraş'tan sonra Sasa Polyester, Zorlu Enerji, Borusan Yatırım ve Türk Traktör hisselerini takip ettik. Kurlar tarafına geldiğimizde
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey diyor ki faiz indirimi düşünmek bu sene için çok mantıksız değil. Bunun üzerine İngiltere'de tahvil faizlerinde gilt'lerde düşüş gördük. Bununla birlikte sterlin dolarda 1.2637 seviyesine uyandık. Dolar TL'de bugün 30.92.26'ya bir yükseliş var. Euro TL ise 33.47.65'ten el değiştiriyor uluslararası piyasalarda. Euro dolar yeni güne başlarken 1.0818'e yükseldi. Dolar endeksi ise bugün 104 çıtasının altında. Avrupa tarafında yeni otomotiv satışları Ocak ayında yıllık bazda %12,1 artışla 851.690 olarak gerçekleşti. Stoxx 600 endeksi dünü %0,1 ekside kapatırken 4 günlük yükseliş grafiğini de aşağı yönlü kırmış oldu. Kırılımlara baktığımızda dün maden endeksi %1,84 düşerken teknoloji %1,7 aşağıda, kimyasal üreticileri ise %2,5 kadar yukarıda hareket etti. Bugün dediğimiz gibi veri ajandasında Euro bölgesinin tüketici güven endeksi var. Bilançolarda bugün HSBC'yi göreceğiz. Dün ise Barclays'i takip etmiştik. Barclays bilançosuyla %8,6 değer kazandı. Banka 4. çeyrekte hem maliyet kısmı hem de varlık satışıyla bir yeniden yapılanma programını da gündeme almıştı. Dünkü Avrupa piyasaları kapanışında karma bir seyir gördük takip ettiğimiz ana endekslerde. Detayı için her sabah olduğu üzere Londra'ya gidelim. Avrupa piyasa analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notlarını ekranlarımıza getirelim. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Avrupa borsalarında yatağa yakın karışık bir seyir vardı. Teknoloji ve madencilik endeksinde değer kaybı yaşandı. İngiliz banka Barclays hisseleri günü hızlı yükselişe tamamladı. Çünkü banka 10 milyar sterlin seviyesinde hisse geri alım ve temettü sözü vermesi etkili oldu hisselerinde yaşanan yükselişte. Doğalgaz fiyatları düşüşe devam ediyor Avrupa'da. Hollanda'da işlem gören doğalgaz vadeli kontratlarının megawatt saati 25 euro seviyesinin de altına geriledi. Son 8,5 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Hem kuzey yarımkürenin genelinde hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrediyor olması, imalat sanayinde talepte yaşanan düşüş, aynı şekilde konutlarda yaşanan talepte düşüş, Avrupa'da doğalgaz depolama seviyelerinin son 5 yılın en yüksek seviyesinde olması, yenilenebilir enerji gibi diğer enerji kaynaklarında üretimin artması doğalgaz piyasası üzerindeki baskıyı alan temel unsurlar. Diğer yanda veriler tarafına baktığımız zaman Avrupa Birliği'nde otomobil satışları verisini gördük. Ocak ayında %11'lik bir artış yaşandı otomobil satışlarında. Elektrikli araç satışlarındaki artış bunda etkili oldu. Fakat son bir yılın en düşük seviyesinde kaldı elektrikli araçların pazar payı. Avrupa Merkez Bankası Euro bölgesi ücret artışının son çeyrekte yavaşladığını duyurdu. Son çeyrekte ücretler %4,5 oranında arttı. Fakat Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerine başlamadan önce ilk çeyrek ücret verilerini görmek isteyecek. Bu veri de Mayıs ayında açıklanmış olacak. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den faiz indirim mesajı geldi. Bailey faiz indirimine başlamak için enflasyonun %2'lik hedefe düşmesi gerekmediğini söyledi. Ve bu açıklamaların ardından İngiltere'de 2 yıllık tahvil faizlerinde düşüş hızlandı. Diğer tarafta İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentileri bu sene için biraz daha canlandı ve piyasa 75 bas puanlık faiz indirimini tam fiyatlamaya başladı. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Amerika tarafına geldiğimizde Amerika'nın müttefiklerini Rusya'ya karşı uyardığı bir sabaha uyandık. Bloomberg'de yer alan habere göre Amerika, Rusya'nın bu sene içerisinde uzaya nükleer silah koyabileceğine, yerleştirebileceğine işaret eden bir konuda müttefiklerini uyardı. Rusya böyle bir adım atmayacağını belirtirken diğer yandan Amerika'nın yaptığı uyarı da insanlara yönelik değil, daha çok iletişim uydularına ilişkin bir nükleer silahın yerleştirilebileceği haberi de dikkat çekti. Dün borsalar tarafına döndüğümüzde ise Dow Jones'da %0,17, Nasdaq'ta %0,92 ve S&P 500'de 5000 puanın altına kıracak şekilde %0,60'lık değer kaybıyla gün noktalandı. Nvidia özellikle %4'lük düşüşüyle dün piyasaya yön verdi. S&P ve Nasdaq'ta ağırlığı yüksek hisselerden bir tanesi. Bugün bilançosu gelecek. Öncesinde ise dün %4 kadar satış yedi. Ama son 12 aylık performansında zaten %225'lik bir kazanım vardı. Onu da bir kenara yazalım. Bugün Nvidia'nın dışında takip edeceğimiz bilançolarda Etsy de var. Onu da söyleyelim. Nvidia tarafında bu arada Microsoft'un Nvidia'ya rakip olabilecek alternatif bir networking kartı geliştirebileceğini işaret eden haberlerde dün baskı kaynağı oldu. Gelecek hafta 26 Şubat'tan itibaren bu arada Dow Jones Sanayi Endeksinden Walgreens çıkacak, yerine Amazon hissesinin geleceğini takip ediyoruz. Bugün Fed tutanakları var dedik. Atlanta Fed Başkanı Bostic'ten bir konuşma var dedik. Vadelilerde eksiler söz konusu. Burada iki önemli hisse hareketi var. Bir tanesi
Siber güvenlik şirketi Palo Alto Networks kapanış sonrası işlemlerde %20 değer kaybetti hissesi. Yine SolarEdge hissesi %10 değer kaybetti. Her ikisi de özellikle önümüzdeki sürece ilişkin verdikleri rehberlik yüzünden satış gören hisse senetleri olduğu bilançoları sonrasında. Dönelim buradan bir de tahvil faizleri tarafına. Dün bir miktar törpülenme burada takip etmiştik. Amerika'nın 10 yılında bugün 4.26'dayız. 2 yıllıksa 4.58'de işlemlerine devam ediyor. Peki muhteşem 7'li denen teknoloji hisselerinin bundan sonra gidişat nasıl olabilir? Konuyla ilgili Deutsche Bank değerlendirmesi var. Ekrana getireceğiz şimdi. Deutsche Bank'ın yayınlanan bir araştırma notuna göre muhteşem yedili olarak bilinen Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla'nın karları ve piyasa değerlerindeki hızlı yükseliş neredeyse tüm G20 ülkelerindeki şirketleri geride bırakıyor. Deutsche Bank analistleri muhteşem yedilinin birleşik piyasa değerinin tek başına dünya genelindeki ikinci büyük ülke borsası yapacağını ve bu değerin dördüncü sıradaki Japonya'nın iki katı olduğunu vurguladı. Analistler ayrıca Microsoft ve Apple'ın her birinin Fransa, Suudi Arabistan ve Birleşik Krallık'taki tüm birleşik listelenmiş şirketlere benzer piyasa değerlerine sahip olduklarını belirtti. 1960'ların ortalarından bu yana S&P 500'ün en değerli ilk 5'inde bulunan tüm 36 şirketin seyirlerini analiz eden Deutsche, büyük şirketlerin yatırım eğilimleri ve kar görünümleri değiştikçe genellikle ilk 5'ten düştüğünü, ancak üst sıralarda yer alan 36 şirketten 20'sinin bugün hala ilk 50 içinde bulunduğunu da belirtti. Araştırmayla ilgili Deutsche Bank'ın küresel ekonomi başkanı Jim Reed, şu anki ilk 5 içindeki muhteşem yediriden Microsoft, 1997'den bu yana sadece 4 aya hariç hepsinde yer aldı. Apple, Aralık 2009'dan beri sürekli olarak, Alphabet ise Ağustos 2012'den bu yana sadece 2 ay dışında her zaman ilk 5'te oldu. Amazon ise Ocak 2017'den beri bu kategoride yer alıyor. En yeni giriş yapan şirket ise geçen yılın ilk yarısından beri burada olan Nvidia dedi. Asya tarafına geçelim buradan. Oraya döndüğümüzde Japonya'da büyük imalatçının ekonomiye güvenini iyi ölçen Tankan Endeksi Şubat ayında +6'dan -1 seviyesine indi. Aynı zamanda Japonya'da bugün ticaret verileri geldi. İhracatta %11,9'luk artış, ithalatta %9,6'lık bir düşüş var. Bununla birlikte dış ticaret açığı da 1.75 trilyon yani kabaca 11.7 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda. Beklentinin hafif altında bir dış ticaret açığı geldi. Aralık ayında ise 69 milyar yenlik bir fazla gelmişti, onu da hatırlatalım. Çin tarafına geldiğimizde bu arada piyasaya gelen destekle birlikte yükseliş olduğu belirtiliyor. Özellikle emlak hisseleri önderliğinde. Bununla birlikte hem emlak fonlama ile ilgili destekler hem de aynı zamanda dikkat çeken bir diğer başlıkta kuant işlemlere karşı bir fonun varlıklarının dondurulduğu haberi var iki borsa tarafından. Ningbo, Lingjun'a döndüğümüzde 360 milyon dolarlık hisseyi bir dakika içerisinde satınca iki borsa bu işlemleri durdurmaya karar verdi. Yine makro veri ajandasında bugün Avustralya'da maaş artışları %4,2'lik yıllık performansla 15 senenin en yükseğine işaret ederken bir de Güney Kore tarafında üretici fiyat endeksi geldi. ÜFE %1,3 ile piyasa beklentisine yakın gerçekleşirken Şubat ayına ilişkin ilk 20 günlük ihracat %7,8 düşerken ithalat %19,2 kadar geri saydı. Her ikisi de piyasa beklentisinden kötü geldi. Bunların dışında bugün aktarabileceğimiz emtia hareketinde neler var deyince Çin'in özellikle çelik talebindeki görünüme ilişkin belirsizliklerle demir cevherinde bu sabah 3 ayın en düşüğüne geldik. Altın yaklaşık bir haftanın en yükseğinden işlem görürken petrolde de 3 ayın zirvesi görüldükten sonra kar satışı geldiği yorumları dün paylaşılmıştı. Bugüne döndüğümüzde 2030 dolar seviyesinde bir spot altın, 2019 liranın üzerinde bir gram altın performansıyla karşılaştık. Amerikan tipi ham petrol 77 dolar 27 sente yükseldi. Brent petrolde 82 dolar 62 sentteyiz ve bugün de gelecek yine resmi stok rakamlarını piyasalar takip edecek. Öncesinde bir de kripto para evrenine gidelim. Orada dün sabah aktarmıştık 52 bin dolara tutunamayan bir Bitcoin var demiştik ama bugün tam da o seviyenin üzerinde hareket eden bir performans söz konusu. Ethereum'un grafiği ise 3010 dolardan devam ediyor işlemlere. Şu anda açık piyasalarda en çok hangi veriler ve haber başlıkları etkili oldu? Onun detaylarını da almak üzere her sabah olduğu üzere verelini pekin diyeceğiz. Bloomberg HT Asset temsilcisi Sadi Kaymaz bizi bekliyor. Daha çok bekletmeyelim. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar.
Sadi günaydın. Japonya, Çin, Güney Kore, Avustralya derken gerçekten bir veri yağmuruna uyandı piyasa. Ama özellikle Çin'in piyasaya vermekte olduğu desteklerle ilgili hangi haber başlıkları bugün sence paraya yön veriyor? Bir de bir kuant fonunun işlemlerinin dondurulduğuna işaret eden, varlıkların dondurulduğuna işaret eden bir haber gördüm. Bir dakikada 360 milyon dolarlık hisse senedini adeta piyasaya boşaltmışlar diye anlıyoruz. Ningbo Lingjun diye okudum ama doğru mu okudum onu da senden duyacağız şimdi. Zeynep, doğru okudun tabii. Hatırlıyor musun dün şunu konuşurduk seninle, hatta sen şöyle ilginç bir benzetmede bulmuştun. Çok zihni sinir bir açılış yaptı demiştim. Ben de demiştim ki aslında 2 gündür zihni sinir açılışlar yapıyor. Şimdi ona ilişkin, o arka plana ilişkin bir ipucu da elde etmiş olduk. Bunu nasıl elde etmiş olduk? Örneğin pazartesi günü için borsalarının çok yukarıdan açılması bekleniyordu. Aslında yukarıdan da açıldı ama açılıştan sonra kazançlarını korumakta çok zorluk çekti, satışlar gördü. O satışlarda parmağı olan bir kuant fon diyelim, pazartesi günü az önce sen de belirttin, bir dakika içerisinde 350 milyon dolarlık pozisyon çözmüş, satışta bulunmuş. Dolayısıyla piyasa bozucu işlem yapmaktan dolayı şu anda hesabı askıya alındı. Tabii bunu geniş bağlamda okumak lazım Zeynep. Bundan sonra kuant fonlar ya da diğer fonlar böyle büyük açığa satışları ya da büyük pozisyon çözümlerini yapmakta zorlanacaktı. Piyasada da aynı zamanda bir uyarı, bir mesaj niteliği taşıyor. Nitekim de bugün Hong Kong'da çok ciddi yükselişte var. Şu anda Hang Seng Endeksi %3'ten fazla yükselişte. Yine büyük teknoloji yükseliyor. Ana kara tarafına da yansıdı. Önce Hong Kong'da yükselişler başladı Zeynep. Aslında negatif başlamıştı Çin hisseleri de ama daha sonra ana karadaki hisseleri de topluyor. Tabii burada emlak tarafına da dikkat çekmek lazım. Neden bu yükselişler diye. Tabii neden yükselişler derken şunu da belirtmek lazım. Amerikan seansları biliyorsun kötüydü. Özellikle büyük teknoloji satıldı. Aynı şekilde Seul'e, Tokyo'ya, Avustralya'ya yansıdı bu gelişmeler ama Çin hiç alışık olmadığımız bir şekilde şu anda Asya'yı tutmaya, yukarı çekmeye çalışıyor. Tabii bu işin bir de emlak tarafı var. O zihni sinir açılışlar tarafında yine dikkat çeken bir şey daha vardı. Çin'in emlak tarafına verdiği kredi faiz desteğine rağmen piyasalar satılmıştı ama bugün işler tersine dönüyor. Bunda birkaç etken daha var. O da şu, örneğin emlak vergisinin gevşetileceği, azaltılacağına ilişkin bazı beklentiler var. Bankaların 27 milyar dolarlık emlak, özellikle emlak geliştiricileri için kredi onayladığı bilgileri var. Buna benzer aslında pek çok hep diyoruz ya seninle. Aslında Çin hükümeti sürekli bir şeyler yapıyor ama adım adım yapıyor. Sürekli olarak küçük küçük adımlar atıyor. Bazen de bu küçük küçük adımlar herhalde bir noktada piyasayı yukarı doğru sürüyor. Ama bana sorarsan bugün Hong Kong'daki yükselişlerde evet emlak tarafında çok etkili ama bu açığa satış meselesi muhtemelen tabii Hong Kong'da çok açığa satılan bir piyasa Zeynep, anakara gibi değil. Anakara'da çok sıkı kurallar var. Endeks satılabiliyor ama teker teker hisseleri ödünç alıp satmak daha zor. Dolayısıyla Hong Kong'da yükselişi de buna bağlamak lazım. Bana sorarsan tabii çok veri yağmuru da var ama bana sorarsan işte ben Japonya ile ilgili iki makro veri seçerdim Zeynep. Bir tanesi Tankan. Şimdi Tankan Japonya'da önemli, iş dünyası güven endeksini yansıtıyor. Özellikle Burcu'nun çok dikkat ettiği bir endeks, orada ani kan kaybı olmuş. Çok sert bir düşüş var. Bir de ihracata dikkat çekeceğim. Kore ile birlikte çekeceğim. Hatta hem Kore'nin ilk 20 gününe ilişkin ihracat verilerini aldık, hem Japonya'nınkini aldık. İkisi de çok iyi gidiyor Zeynep. Yani sonbahardan bu yana ihracatlarında düzelmeler var. Örneğin %9.6 beklenirken 11.9 arttı Japonya'nın ihracatı. Üstelik de Çin'e rağmen diyeyim hem otomotivde hem çip ekipmanlarında. Yine Güney Kore'ye baktığımız zaman çip, hafıza çip ihracatında, elektronik ihracatında, otomotiv ihracatında çok güçlü toparlanmalar görüyoruz. Dolayısıyla acaba küresel ekonomide fena gitmiyor mu bu açıdan diye bir soru da ortaya bırakıp sözü ekran sana bırakayım. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler. Bir sonraki buluşmamız saat 8 sularında olacak. Bakalım piyasada bir değişiklik olacak mı, onu da birlikte aktaracağız. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
Ve dönelim buradan dış basın köşemize. Trump'ın özellikle bir önceki başkanlık seçimine girerken kendisini destekleyen bağışçılardan 200 bininin azaldığı tespit ediliyor. 2019'a kıyaslandığında Trump'ın bu defa başkanlık kampanyasına verilen bağışlarda 200 bin kişi azalmış durumda arkasındaki kişiler demişler. Yine Biden tarafında 130 milyon dolarlık bir rekor kampanyaya işaret ettiğini belirtiyorlar. Özellikle Ocak ayından devreden başlıklarda. Yine kapak sayfada ilerlediğimizde Çin'de hisse senetleri özellikle son dönemde gördükleri 1989 zirvelerinden geri çekildi detayını alıyoruz. Bununla beraber kapakta yine ilerlediğimizde son dönemdir bizim de çokça bahsettiğimiz ticari gayrimenkuller ve buradan kaynaklı batık borçlar konusunun bankacılık sistemi üzerinde Amerika'da gölge oluşturup olmayacağı, bu tip borçların özellikle rezervlerin üzerine büyük bankalarda çıkmış olmasına dikkat çeken bir başlık var ki piyasa açısından da sistemik risk barındırdığı için önemli. Buradan dönelim bir de Wall Street Journal'a. Oraya döndüğümüz zaman karşımıza çıkan başlıklarda neler var kısaca aktaracağız. İsrail Gazze gelişmeleri ele alınıyor. Aynı zamanda 30 yıllık bir hisse senedi piyasası bize neler öğretebilir konuyla ilgili Nikkei 30 sene öncesine ancak yeni dönebildi. Neden böyle bir felaket yaşadı Japonya borsası? Buradan hangi dersler alınmalı? Bunun sorgulandığını görüyoruz. Amerikan ekonomisinde büyüme, istihdam gibi veriler oldukça iyi giderken bir yandan da Wall Street farklı düşünüyor demişler. Neden farklı düşünüyor? Çünkü artık ekonomistler zaten daha iyi veri görmeyi umut ettiği için sürpriz faktörü ortadan kalkmış gözüküyor. Bununla beraber yine dün aktarmış olduğumuz Capital One'ın Discovery ile 35 milyar dolara satın alımla birleşeceği haberi kredi kartı müşterisi için ne anlam ifade eder? Bunun da yine sorgulandığını görüyoruz Wall Street Journal'ın kapak sayfasında. Bloomberg'e döndüğümüzde ise City'den biz size haftalar önce bir rapor aktarmıştık. Acaba faiz indirimini bu kadar fiyatlayan piyasa faiz artırımını da fiyatlamalı mı? Bunun yavaş yavaş masaya yatırıldığını görüyoruz piyasadaki spekülatörler tarafından. Buradaki detaylara baktığımızda aslında hem Powell hem de son dönemde konuşan yetkililer bu sene için 3 kez faiz indirimine sıcak bakarken bu faiz indirimiyle ilgili piyasanın Mart ayından beklentisi Mayıs'a kaydı. Haziran bile şu anda şüpheli demişler. %70 civarında Haziran'da bir faiz indiriminin fiyatlaması var. Eski Amerikan Hazine Bakanı Larry Summers'dan görüş almışlar. Halen Harvard Üniversitesi'nde profesör olan Larry Summers diyor ki bir sonraki adımı yukarı yönlü görme ihtimalimiz de söz konusu olabilir. BMO Global Asset Management'a döndüğümüzde pek çok farklı senaryonun masada olduğuna işaret etmişler ama 2024'te 75 bas puanlık bir faiz indiriminin de olacağına hala inandıklarını söylüyorlar. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly dediğimiz gibi en son konuşan Fed yetkililerinden bir tanesiydi. Temel senaryosunda bu sene için 3 faiz indirimi olduğundan bahsetti. Piyasaya döndüğümüzde 2, 3 ve 5 yıllık kağıtlardaki faizler Aralık ayından bu yana en yüksekleri geçen hafta gördü diye de yine hatırlatmışlar. Uzun süre faizlerin yüksek kalacağı mesajının da gerekli olacağına yine Larry Summers işaret etmiş haberin detaylarına baktığımızda. Ve dış basın köşemizden bu başlıkları aktardıktan sonra Bloomberg Business Week Türkiye ile devam edelim. Bankalardan 2024'de umutlu başlangıç haberini vereceğiz bu sabah sizlere. Burcu Kıratlı'nın kaleminden, araştırma masamızdan. Bankalar için zorlu geçen 2023 yılının ardından 2024 yılı daha umutlu başladı. Normalleşme adımları ile birlikte kredi makasının pozitife dönmesi ve operasyonel marjlardaki düzelmenin bankaların sürdürülebilir karlılığına ilişkin geçişi desteklemesi bekleniyor. Konuyla ilgili yine haberin içerisinde bankaların karlılık karnesini neler etkiliyor? Bununla ilgili bir cetvel çıkarıldığını görüyoruz. Bir de editörün notu var. Diyor ki ekonomide normalleşme ile beraber net faiz gelirlerinde bir miktar düşüş ve bankaların karlılığını sürdürmek için komisyon gelirlerini artırdığı bir süreçten bahsediyoruz. Peki faizle ilgili bu hafta ne olacak? Piyasa hiçbir şey diyor. Bloomberg HT'nin Şubat ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete katılan 25 kurumun tamamı bu toplantıda faizin %45 seviyesinde sabit kalmasını bekliyor. 2024 yıl sonuna ilişkin faiz öngörüsünü paylaşan 22 kurumun medyan beklentisi ise %40 seviyesinde gerçekleşti. 2024 yıl sonuna ilişkin faizde maksimum beklenti %45 seviyesi olurken minimum beklenti %30 oldu. Son olarak anket katılımcılarına faizde ilk indirim zamanına dair tahminleri de soruldu. Beklentilerini paylaşan 23 anket katılımcısından 11'i
Merkez Bankası'ndan ilk indirim hamlesini 2024'ün 3. çeyreğinde bekliyor. Bir diğer 6 kurumun ilk indirim zamanına dair tahmini ise 4. çeyrekte olacağı yönünde. Ayrıca 2024 yılında Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklemeyen 5 kurum bulunuyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ocak ayı toplantısında politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak 250 baz puan yükselterek %42.5'ten %45 düzeyine çıkarmıştı. Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararını ise 22 Şubat Perşembe günü açıklayacak. Ve dönüyoruz gazetelere. İnternet basınında Habertürk.com'da bugün gelir idaresinden kira bildirimi çağrısı haberiyle karşılaştık. Detayda ne var kısaca vermeye çalışalım. Gelir İdaresi Başkanlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadele için kiracıların dijital vergi dairesi üzerinden kira bildirim formunu doldurması çağrısında bulundu. Yapılan paylaşımda kira ödeyen değerli vatandaşlarımız dijital vergi dairesinden giriş yaparak kira bildirim formunda yer alan bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesine destek olabilir denildi. Söz konusu uygulamayla mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanatları karşılaştırılabilecek. Eksik veya düşük beyan durumunda oluşabilecek vergi kaybının önüne geçilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi ve sosyal medya hesabında yer alan söz konusu açıklama bir süre sonra kaldırıldı. Henüz konuyla ilgili yeni bir açıklama da gelmedi diyor Habertürk.com. Ekonomi Gazetesi'nin manşetinde ise bu sabah dövize talep arttı, rezervler düşüş eğiliminde demişler. Seçim sonrası kurlarda yükseliş beklentisi döviz talebini arttırdı. Mevduat faizinin gevşemesi ve TL kaynaklı kur korumalı mevduat yapılamaması da talebe destek verdi. Hürriyet Gazetesi ekonomi sayfasıyla devam edelim turumuza. Ayakkabıya abluka başlığı var. Sahte ve taklit ayakkabı kıskaç altına alınacak. Ek vergilerle yerli üretim desteklenecek. Sabahın ekonomi ve finans sayfasında ise emekli promosyonunda rekabet kızıştı, 15 bin TL'ye çıkardılar demişler. EYT'lilerin ardından emekli sayısındaki artış ve yılbaşındaki zamdan sonra yükselen maaşlar bankaların emekli rekabetini kızıştırdı. Promosyonda üst limit 15 bin liraya yükseldi. Milliyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasında ise bugün sipariş et 2 ay sonra kullan başlığı var. Son dönemde tüketicilerin mobilya teslimat sürelerinin uzamasına yönelik şikayetleri arttı. Bazı mobilya firmalarının ise önce teslim süresini geciktirdiği sonra da müşterinin siparişini iptal ettiği belirtiliyor. Cumhuriyet Gazetesi turda son durağımız olacak her sabah olduğu üzere kuaför de lüks oldu demişler. Saç kesimi erkeklerde 250, kadınlarda 700 liradan başlıyor. Yurttaş evde tıraş öğreniyor. Zam furyası kişisel bakımı da etkilemeye başladı. Döviz artışı, asgari ücret ve kiralardaki patlama nedeniyle kuaför ve berberlerde zam en az %100'ü geçti diyorlar bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin haber başlığında. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner stüdyomuzda bu sabah. Tufan günaydın, hoş geldin yayınımıza. Şimdi borsa ile ilgili izleyici sorularından başlayalım bugün sohbetimize istiyorum. Son aylar içerisinde 4-5 kez üst üste özel bankalarla ilgili bilhassa al tavsiyesini güncelleyerek ve hedef fiyatları yükselterek Bank of America'nın rapor yazmış olması izleyicilerin tabii gözünden kaçmıyor. Son 2-3 ay içerisinde 4-5 kez rapor gelmiş olması spekülasyon olduğu anlamına gelir mi? Bunun çok sorgulandığını görüyoruz. SPK'nın bu konuyla ilgili bir şey yapması gerekir mi diyenler var. Çünkü bir gün içerisinde rapor geliyor, bankalar rally yapıyor. Sonra satılıyor. İşte aynı banka alıyor satıyor hikayesi hiç bitmiyor. Ve bir kurum üzerinden piyasaya bu kadar yön verilmesi doğru mu? Bununla ilgili bir regülasyon yapılmalı mı? Bunu sorgulayan izleyici yorumları ve soruları her geçen gün geliyor bize. O yüzden önce bunu sormak istiyorum ben sana bugün. Evet, şöyle tabii pazartesi günü gerçekten hani sert bir gün oldu piyasa açısından. Ama kaç keredir aynı senaryoyu evet, kaç konuşuyoruz oluyor, değil mi seninle son dönemde biz? De yani zaten hani piyasanın belli bir derinliği var ve bu derinlik içinde piyasaya giren ve çıkan para ister istemez çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ve hani piyasada da bir hep şunu söylüyorum, hani bir ilginin hiçbir zaman eksik olmayacağını ama yukarı potansiyelinde son dönemde birazcık limitli olduğu bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla hani böyle raporlarda gelen raporların da tamamını aşağı yukarı böyle %35'ler, 40'lar seviyesinde böyle bir yukarı potansiyelin olduğu hisseler görüyoruz. Şimdi tabii son gelen rapor esasında içeriğini okursak eğer, son 4-5 sefer gelenden de bir farkı olan bir esasında bir... Yani bir tane rapor var, rapor üstünden bir, editleniyor gibi. Üstünden editleniyor gibi, aynen öyle. Ben de aynı şeyi görüyorum ve sadece işte o günkü beklentiler doğrultusunda sürekli bir revize fiyatlarda sanki hani bir beklenti var. Ama sürekli bir fiyatlar yukarı çıktıkça da yeni revize gelip daha da yukarı bir fiyatlamanın olduğu bir sürecin içindeyiz. Sonuçta
hani içinde yazan argümanlara katılıyor muyum? Ben katılıyorum içinde yazan argümanlara. Sen zaten banka pozitif girdin aynen bu seneye. Ama hani bu kadar kısa sürelerle bu kadar update'lerin geliyor olması, yani tekrar güncellemelerin gelip de fiyatlamaların yukarı çıkıyor olması esasında hep bir soru işareti akıldarda bırakıyor. Yani benim için hani bugüne kadarki gelen en böyle hani soru işareti bırakan, bir hatırlar mısınız bilmiyorum ama piyasaların kötü olduğu bir süreçte pandemi zamanında 9.75'lik burada bir Türk Hava Yolları raporu yazılmıştı mesela. Hakikaten anlam verilebilir bir rapor değildi. Hatta sonra ciddi tepki almıştım. Düzeltmesi geldi. Hani rakamlarda bir yanlışlık oldu tarzında. Dolayısıyla hani bu tarz şeylerin birazcık daha bence kuralları olması, hani yatırımcıyı ona göre birazcık daha hani yönlendiriyor olması bence kritik ve önemli. Bir de tabii para giriş ve çıkışlarıyla beraber bu raporların geliyor olması bence çok çok daha önemli. Yani hani ister istemez piyasada ciddi volatilite yaratıyor. Yani pazartesi günü biz en tepeden neredeyse bankalarda aşağı yukarı %3'lük 4'lük düşüşleri gördük. Dün gene %4 yukarıydı. Yani ciddi bir esasında volatilite yaratıyor. Bence önümüzdeki süreçte volatiliteyi görmeye de devam edecekmişiz gibi duruyor. Yani hani çok da bir durgunlaşma ben önümüzdeki dönemde beklemiyorum. Sonuçta burası hani benim hep düşündüğüm şey, hani bir düzenleme gelmeli mi sorusunun cevabı olarak da esasında piyasa birazcık daha derinleşse hani bu tarz şeyler daha az etkilese bence çok daha doğru. Çünkü serbest piyasa bir şekilde olmaya devam etmeli. Hani bu müdahalelerin hani bazı şeyleri de engellemenin de çok doğru olduğunu açıkçası düşünmüyorum ama rapor tarafında bir şeyler daha bence daha düzgün bir şekilde ilerlemeli diye ben de düşünüyorum. Şimdi diğer tarafta da tabii dolar bazlı BIST'e bakıyoruz. Çünkü orada işte mesela Baki Atılal bu hafta içinde 4'e kadar çıkabileceğimizi söyledi bu sene içerisinde. Oradan da sormak istiyorum. Tekrar 3.02'deyiz. 3'ler civarında genelde patinaj çektiğini biliyoruz piyasanın. 3.10'lar civarına kadar döndü, geri geldi. Hatta bu hafta içerisinde işte o 9.400 puanın aşılmasıyla beraber gelen satışı da daha çok buraya dayandıran analistler de oldular. Tırnak içerisinde bir keriz silkeleme yolda mı diye de soran var. Ne diyorsun? Yok, ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani hani ama piyasa belli bir yerden sonra şu anda zorlanıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Geldiğimiz yüksek faiz ortamında ve hani endeksin de geldiği nokta itibariyle buradan daha yukarı gitmemiz için bir ekonomide bir canlanma, bir toparlanmayı bir şekilde görüyor olmamız lazım. Şu anda oradan birazcık daha uzağız. Yani benim beklentim seçimden sonra sanki böyle iyice bir sıkılaşmaya gittiğimiz, birazcık daha ekonominin durduğu, sanki böyle bir 3-4 aylık süreç yaşayacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla o borsaya hani, iyi gelir mi ki? Ben de çok iyi geleceğini düşünmüyorum işte ama hani çok da kötü geleceğini de düşünmüyorum. Yani bir yandan enflasyonist bir ortamın içinde olmaya devam edeceğiz. Hani kurlar biraz yukarı gitmeye devam edecek. Dolayısıyla hani borsanın da böyle sert düşmesini gerektirecek, geri gelmemizi gerektirecek de ben çok fazla bir neden de göremiyorum. Dolayısıyla hep böyle bir dar bantta hareket ederiz dememin sebebi o. Ben hani yılın ikinci yarısından itibaren benim yıl sonu hedefim kesinlikle 3,5 dolarların üstünde olacağımızı düşünüyorum yıl sonunda. Dolayısıyla 4 dolarlara doğru da hani o günkü koşullara göre hani belki bir faiz indirim sürecini yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız bu yılda? Bütün bu beklentilere göre ben açıkçası yılın ikinci yarısında bir yukarı bir hareket daha, yani hani dolar bazında bizi yukarı götürecek bir hareket bekliyorum. Ama ekonomik açıdan bakınca da şu yakın vade içinde çok da böyle endeksi yukarı götürecek bir hareketi açıkçası göremiyorum. Ama biz borsada yabancı sermaye gelirse, yabancı sermaye farklı bir şey konuşuruz. Şunu da unutmamak lazım. Biz borsada bir şeyleri çok önceden almayı seviyoruz dönem dönem. Dolayısıyla hani böyle beklentinin oluşacağı, yılın ikinci yarısında faiz indiriminin oluşacağını hissettiğimiz, ekonominin canlanacağını hissettiğimiz bir süreç eğer oluşursa, bu benim düşündüğüm ikinci yarıdaki süreç belki birazcık daha öne gelebilir. Ama hani şu anda bu kadar kuvvetli bir faizin olduğu bir ortamda, yani neredeyse işte bugün para piyasası fonlarda kaldığınız zaman aşağı yukarı %55'lik bileşik bir faiz var o tarafta. %55'lik bileşik faize karşın 35-40 yukarı potansiyeli olan hisseleri almak da ne kadar mantıklı. Hani hı hı. O da tartışılır. Hani benim hep o yüzden 3 dolarların üstünde birazcık zorlanabileceğimizi düşünmem ve yukarı potansiyelin birazcık daha kısıtlı olduğunu söylememin bence arkasında yatan ana sebeplerden bir tanesi bu. Dolayısıyla eğer bizim yılın ikinci yarısındaki beklentilerimiz ekonomiyle ilgili birazcık öne çekilirse, o zaman ben açıkçası hani piyasanın birazcık daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayalım. Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon beklentisi 14.
Bu da böyle genişlemeci para politikalarının uygulandığı, ciddi büyüdüğümüz bir açıkçası bir ekonomiyle çok gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir hedef olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani 36'dan 24'e düşecek çünkü değil mi? Enflasyon hani 20 küsur puan da orada inecek. Bu sene için zaten yani, belli bir iniş öngörüsü 60'lardan 40'a diyelim. Hadi yani bu sene 40 ya. Bu sene 40 enflasyon bence gayet yapılabilir ve önümüzdeki dönemde bence başarılabilir bir enflasyon olduğunu düşünüyorum. Ama 2025'in 14'ünü bayağı iddialı buluyorum. Bakalım yani onu göreceğiz ya da yapılmak isteniyorsa da eğer bayağı bir sıkı bir dönemden geçeceğiz demek. Eğer öyle bir dönemden geçeceksek de borsa yani dolar bazında konuşuyorum. Çok böyle üçlerin üstüne çıkması ve onun üstünde böyle ciddi bir getiri sağlamasının çok olası olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii borsaya ilgi devam etmesinden dolayı ister istemez o ilgi borsanın üstünde olacak ve kağıt bazında hareketler de bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla hala hani portföyümüzün bir kısmını da her ne kadar bunları söylesek de portföyümüzün hatta bir kısmını değil ciddi bir bölümünü bence borsada tutmaya da devam edeceğimiz bir süreç olacak diye düşünüyorum. Şimdi diğer taraftan borsanın genel yönüyle ilgili, endeks yönüyle ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Yine bir başka izleyicimiz Erol Bey de diyor ki banka ve perakende dışındaki hisselerin çok fazla iştah açıcı bir getiri sunmaması acaba borsa için iyi bir şey mi? İşte hem endeks yorumu biraz verdin ama biraz daha aç istiyor izleyici anladığım kadarıyla, hem de sektör yorumu. Evet. Yani bankacılığı beğeniyoruz. Eğer buradan endeks yukarı gidecekse önümüzdeki dönemde bankacılık olmadan bence mümkün değil. Dolayısıyla hani yabancıdan da bir para gelecekse eğer bence ilk önce bankacılık sektörüne gelecek. Dolayısıyla hani onu önde tutmaya devam ediyoruz. Perakendeyi de beğeniyoruz. Hani içindeki birçok hissenin hala ucuz olduğunu ve bugün Türkiye'nin yaşadığı bu konjonktürün de hani perakende şirketlerini uygun bir ortam olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla hani bu sektörü öne çıkartıyoruz. İşte ulaştırma sektörünü de beğeniyorduk ama oradaki birkaç hisse bence çok ciddi bir şekilde yukarı doğru gitti. Yani zaten genelde bence esasında izleyicinin sorusu çok çok doğru bir soru. Yani baktığımız zaman hala bir yukarı potansiyel görüyoruz ama faize göre çok kısıtlı bir yukarı potansiyel. O yüzden de kağıt seçmek çok önemli. Çok çok önemli. Yani eğer doğru hisse seçilmediği takdirde bence hani alternatif maliyet olarak yüksek bir süreçten geçtiğimizi ben açıkçası düşünüyorum. Ama hani onun dışında başka ne ekleyebiliriz? Bir de belki döviz borsu şirketleri bu süreç içinde belki de böyle hani tekrar alıp bir geride kalmış olanları portföyümüze eklemek çok sanki yanlış olmaz gibi duruyor. Çünkü kurda sakin seyredecek sanki önümüzdeki dönemde. Böyle bir faizin olduğu ortamda hani onların kazançları eğer doğru EBITDA yaratan şirketler varsa döviz borçlu olan, bunları da portföyümüze koymamıza fayda olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar banka konuşmuşken dünyanın en büyük bankalarından HSBC'nin de bilançosu geldi, onu da söyleyelim. Vergi öncesi karında %78'lik bir yükseliş var ama yine de piyasa beklentisinin altında kaldı. Hisse hareketini Sadık Aymaz'dan saat 8'de öğreniriz diyelim. Kurda dediğin gibi aslında sınırlı bir getiri beklentisi var. Piyasa katılımcıları anketinde de 40 civarında bir beklenti var önümüzdeki 12 aylık sürece ilişkin. İşte bugün de kabaca 30'dayız desek %30'u bulmayan bir getiriden bahsediyoruz. Dolayısıyla TL'nin yine reel değer kazanacağı bir süreç beklentisi piyasada da hakim gözüküyor. Şimdi Merkez Bankası dedin, oradan biraz devam edelim. Az önce biz de kendi anketimizi paylaştık. Bütün ekonomistler 45 sabit kalacak diyor. Metinde de çok bir fark aslında olması yönünde beklenti de yok. Siz de İstanbul portföyde böyle mi düşünüyorsunuz? Ve yıl içinde eğer faiz indirimi gelirse dedin az önce, öyle bir beklentiniz var mı? Gelecek mi sence bu sene faiz indirimi? Şimdi bir kere Merkez Bankası'nın bu toplantıda faiz arttırmasını kesinlikle beklemiyoruz. Hani önümüzdeki dönem içinde bence faiz arttırmaya ihtiyaç olan da bir süreç görmeyeceğiz ama ama metinde gerekirse Merkez Bankası'nın yer almalı mı? Bence yer almalı, zaten yer alacaktır. Yani şunu göreceğiz. Gerekirse faiz arttırımı yapacağız söylemi gene bence hani o tarafta olacaktır ama artık herkes aşağı yukarı faizin buralarda kalacağını biliyor ki eğer zaten gerekli enstrümanlar arka taraftan geldiği takdirde ki geliyor. Çok da faiz arttırımına artık ihtiyaç var mı? Bence çok fazla yok. Yani ben bugünden ileriye özellikle hani belki de Temmuz ayından, yani Temmuz ayını bir milat olarak alırsak, hani izleyip göreceğiz tabii rakamlar nasıl olacak ama Temmuz 2024'ten bence Temmuz 2025'e kadarki enflasyonun ben açıkçası 30'larda falan olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani öyle bir enflasyonun olacağı yerde de 45, işte bileşiği 55'e gelen bir faizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir faiz indirimi gelebilir ama hep burada soru işareti yaratan işte 2025 yılı
enflasyon beklentisinin 14 olması. Yani ben yoksa Temmuz ayında bir faiz indiriminin açıkçası gelebileceğini düşünüyordum. Çok iddialı bir bakış açısıydı. Ama hani ben Temmuz'da gelebileceğini düşünüyordum ama bu son açıklamadan sonra açıkçası ben de o beklentim birazcık daha son çeyreğe doğru öteledim. Bakalım izleyip göreceğiz. Yani rakamların nasıl geldiği bence artık bundan sonra datalar çok önemli. Yani enflasyon tarafında. Çünkü Merkez Bankası'nda bir şey beklentisi var. Yani sunumda da bunu çok net bir şekilde gördük. Merkez Bankası artık bir enflasyonda geri çekilmenin oluştuğunu göreceğini düşünüyor. Dolayısıyla hani Ocak ayındaki işte bu zamlar, bütün yaşadıklarımızdan sonra bunun etkilerini bence az da olsa birazcık Şubat'ta da göreceğiz. Ama ondan sonra artık enflasyonda ciddi bir geri gelmeyi yaşıyor olmamız lazım ki bir kere 36'lık hedefine en azından yakınsayabilsin Merkez Bankası. Hani gerçekleşir ya da gerçekleşmez onu önümüzdeki süreçte göreceğiz ama oraya yakınsaması için artık bizim Mart'tan itibaren ciddi bir aşağı gelişi enflasyon tarafında görüyor olmamız lazım ki ben göreceğimizi düşünen taraftayım. Yani hani ekonominin gerçekten yavaşladığını düşünüyorum. Ama tabii şu seçim ortamında bir atmamız lazım. Bir de bir şey daha hani orada belirtmek lazım bence. Ben seçimden sonra da kurda bir hareket, böyle yukarı doğru kuvvetli bir hareket açıkçası beklemiyorum. Yani birazcık bu ezber gibi görüyorum bunu. Hani geçen seçimden, genel seçimden evvel evet çok ciddi bir hareket oldu seçimden sonra. Ama bu seferkinde böyle bir oluşmasını gerektirecek. Ben açıkçası bir ortamı şu anda... Yani büyük şeylere dair bir hassasiyet kura yön verir mi, vermez diyorsun. Yani ben bugün hani büyük şehirlerde aşağı yukarı ne olacağı bence belli. Hani özellikle 3 büyük şehir üstünden konuşursak bence hani Ankara'yla İzmir'de zaten aşağı yukarı herkes bir ne olabileceğini tahmin ediyor. Burada değişecek ve ortada olan bence bir tek İstanbul var. Hani nerede olursa olsun bence hani bu hayatımızı burada gelip de yorum yaptığımız şeyleri değiştirebilecek bir sonuç, hangi sonuç çıkarsa çıksın. Hani o tarafta öyle bir şey görmeyeceğimizi düşündüğüm için kurda da böyle bir hani bugüne kadar bir baskılama, bir sert bir şekilde bir hareket olduracak veya bir hani oraya bir talep getirecek bir gelişme olmayacağı için de hani bu seçimin çok fazla böyle ekonomik aktivite üstünde ya da fiyatlar üstünde bir etki yaratacak bir seçim olduğunu bu sefer açıkçası düşünmüyorum. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu yayınlarımızda enflasyonla mücadelede faiz artışı dışında artık ince ayar yapılması gerektiğini, buna benzer hamlelerinde Nisan PPK'sı ve sonrasında gelebileceğini söyledi. Yeni oluşacak, yeni yılda oluşacak veriler, seçimin tamamlanması gibi aslında belli bazı belirsizlikler var. Hani bunlar bittikten sonra ortaya çıkacak olan resime bakarak, örneğin işte 31 Mart'tan sonraki ilk toplantı Nisan PPK'sı itibariyle gelen veriye göre daha farklı bir şey bekleyebiliriz. Çünkü orada da hani bir şekilde çok şey olsa da örtük bir şekilde veriye göre tekrar aksiyon alma mesajı var. Dolayısıyla oraya doğru bir beklenti içindeyiz. Ama hani bu haliyle beklemekte bir sakınca yok. Ama hani bu enflasyon problemini aynen bu formatta gidersek, hallederiz dersek de benim düşüncem biraz iyimser oluruz. Buna belli bazı hani ince ayarlar, hatta daha kalın ayarlar çizilmesi gerektiğini, hele hele seçim sonrasındaki yeni ekonomi yönetiminin vitesinin bu şekilde buralarda olmaması gerektiğini düşünüyorum ki bu kanı açıkçası yani hemen hemen hem sokaktaki insanda hem de bu işleri yakın takip eden birçok insanda da var diye düşünüyorum. Görünen nedir? Bir kere bir tüketimde gerekli şey yavaşlamayı tam görmüyoruz. Bunu faizle, faiz hani böyle daha sert ve daha indirici bir şey özelliği var. Hani onu kullanalım, kullanmayalım kısmında, eğer kullanmayacaksak tartışılan akıllı bir örneğin kredi kartı düzenlenmesi tartışması var. Hani bunu şeyden çıkardıktan sonra bunu akıllıca yapmak gerekiyor. İnceden kasıt şunlar olabilir. Mesela daha dar gelirli kesimdeki taksit daha makul kullanılırken, daha zaruri ihtiyaçlarda eğer varsa makul bir şekilde tutarken, daha yüksek montanlı ödemelerde biraz hani yani burada bir ayar gerekebilir. Bu ayarın dışında diğer taraftan hani bir aşamada bu eğer gerçekleşecekse belli bir TL değerlenmesi,
tanesi. Burada da ihracatçının hiç sözünü dinlememek değil belki ama hani Ali Hakan Hoca'nın falan da sunduğu bazı öneriler oluyor. Ben de hani katılıyorum. Böyle diyelim enerji fiyatlarında olsun, başka bir yerde olsun, yani illa hani onlara istediği kuru vermek zaten hani kimsenin öyle bir şeyi yok ama böyle bir destekle arz tarafında da bir şeyler getirmek gerekiyor. Bu belki genel anlamda enerji fiyatları üzerinden belli bir şirket yapısını herkese yaparsanız zaten olmaz. Bu kısmen daha ince ayar diye düşüneceğimiz şeyler. Daha kalın dediğimizde tabii ki gerekirse faiz artıracağımızı bir şekilde bu mesajın masada olduğunu hissettirmek gerekiyor. Şimdi bu ince ayar tarafında neler bekliyorsunuz İstanbul portföyde? Onu da konuşalım. Faiz beklentilerini aldık az önce. Şimdi bir kere bence en önemli konu, bence Merkez Bankası üzerine düşeni artık bence son dönemde tamamen yaptı. Ve son bence sunumda şunu da çok net bir şekilde gördük. Hani Merkez Bankası gerçekten bu konuda kararlı ve hani Merkez Bankası tarafından bence önümüzdeki süreçte böyle piyasalar açısından risk yaratacak ya da hatalı bir kararın gelmesini ben açıkçası beklemiyorum. Yani orada artık yapılacaklar bence hani faiz belli bir yere kadar geldi. Sıkılaşma politikası tarafında ne kadar kararlı oldukları çok net ve duruş da çok net. Dolayısıyla hani o tarafta artık böyle piyasalara olumlu bir ivme verecek çok fazla açıkçası bir şey görmüyorum. Belki Merkez Bankası hani olur da mevduatlar birazcık önümüzdeki dönemde bir geri gelme gibi bir durum olursa hani orada ufak tefek düzenlemeler belki yaparak mevduatların geri gelmesini birazcık engelleyebilir ama onun dışında bence çok fazla o tarafta yapılacak artık hani normal rutinindeki o sıkılaşma politikaları dışında çok fazla yapılabilecek bir şey kaldığını düşünmüyorum. Şimdi bundan sonra esasında önemli olan şey artık bu işin ekonomi yönetimi tarafında olan yani maliye tarafındaki artık bayağı ciddi böyle bazı programların artık yavaş yavaş ortaya girmesi lazım. Şimdi bunlar girerken de bence hani bir yandan böyle bir reformların da artık yavaş yavaş bir ortaya çıkıp bir ileriye dönük bir programın bence önümüzdeki süreç içinde bizlere anlatılıp bizlerin bir şekilde ikna edilmesi gereken yani yatırımcıların ikna edilmesi gereken bir sürecin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bence şöyle bir durum vardı ki bence Merkez Bankası da bunun üstüne çok ciddi bir şekilde bastı. Esasında seçim sonrasında akut bir durum vardı yani düzeltilmesi gereken işte KKM'de birikmiş olan bir döviz pozisyonu bunun bir çevrilmesi gerekiyordu TL'ye. Onun dışında rezervler tarafında ciddi esasında eksiye geçmiş bir Merkez Bankası onun bir şekilde düzenlenmesi gerekiyordu. Şimdi yavaş yavaş bunlar esasında yoluna giriyor ama birazcık hani bu yolda gidişat hızımızda esasında biraz yavaş olarak gidiyoruz ama hani rakamlara bakınca da KKM'nin geldiği yer hani en tepeden neredeyse 60 milyar doların üstünde bir KKM'nin geri çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani bu çok ciddi bir rakam esasında. Rezervler tarafında evet son dönemde işte bu KKM dönüşlerinden dolayı bence birazcık bir dövizde rezervlerinde tekrar bir eksilme hatta var ama. Hatta 600 milyar dolar diyeceksin herhalde değil mi? 3 trilyon TL diyeceksin herhalde değil mi? Aynen 3 aynen. 3 trilyondan 2.4'e indik ama, çünkü. Ama sonuçta işin önemli tarafında hala ne olursa olsun seçim sonrasında hala pozitif tarafta giden bir esasında rezervlerde bir artışın olduğu bir süreçteyiz. Yani son bir ayda evet biraz eksilme var rezervler tarafında ama hani o tarafta pozitif gidiyor dolayısıyla. İşte KKM dahil 70 milyar dolar diye hatta aynen. Profesör Doktor Hakan Kara Hoca paylaşmış. Ama işin özündeki hikaye şu artık yeni bir hikayenin bence yani sadece faiz arttırımı ve Türkiye'nin normalleşme hikayesini yani artık bunları konuşmuyor olmamız lazım. Artık bunların hani zaten olduğunu varsaydığımız bir sürecin içindeyiz. Dolayısıyla hani artık maliye tarafta birazcık daha böyle yeni bir program, belki yeni bir açıklamalar, reformlar, bütün bunlarla böyle tekrar önümüze yeni çıtaların konulduğu bir yeni bir hikaye dönemine ben girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık bu normalleşmeyi yavaş yavaş tamamlayacağımızı ve artık normal mesela bizim bir sonuçta tahvil eğrimize bile baksak yavaş yavaş o tarafta artık normalleşmenin oluştuğunu, oraya talebin geldiğini, yavaş yavaş tahvillerin işlem görmeye başladığını, yabancı ilgisinin geldiğini. Yani çok uzun bir aranın ardından değil mi? 5 yıllık TÜFEX'te reel bir bileşik faiz gördük. 6 ayda bir sıfır kupon ödemesi var diyelim reel anlamda. Ama ihalede epeydir hep kasa kirası dediğimiz o negatif faizle karşılaşıyorduk. 6+0.49 geldi dün. Evet yani hani artık dediğim gibi hep bu normalleşme süreci içinde bu taleplerin gelmeye başlamasıyla beraber artık orada da bir işlem oldu. Yani biz yıllardır hani bir ihaleye girdiğimizi hatırlamıyorum ama son 2 aydır ihaleleri çok ciddi bir şekilde takip edip hani bir şekilde orada ne yapabilirizin esasında hep bir yatırım felsefemizin içinde artık tahviller de bir şekilde bir yer almaya başladı.
Ama geçtiğimiz 6 yıla falan bakarsak hiç o tarafta esasında olmamıştık. Dolayısıyla hani o tarafı birazcık tamamladığımızı düşünüyorum hani normalleşme tarafında. Artık yeni Türkiye'nin yeni bir anlatabilecek seçim sonrasında bir hikaye ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Şimdi bu hikayeyi tabii okumaya çalışırken işi biraz da profesyonellere bırakalım diyenler ve tabii vergi tarafında avantajıyla fonlara yöneldiler. Seninle zaman zaman yayınlarda ele alıyoruz fon seçimi konusunu da. Oraya da tekrar bir girelim istersen. Fonları alıp satmak zor mu? İşte süreçler hızlanmalı mı? Bu da bu hafta tartışma konularından bir tanesi oldu. Neler düşünüyorsun diye merak ediyorum. Bir de tabii fon almayı düşünenler için nasıl bir seçim yapılmalı? Mesela zaman zaman işte Eurobond fonlarını öne çıkarıyorsun. Bazen başka fonları söylüyorsun. Bugün neler geçiyor içinden merak ediyorum. Evet şöyle yani Türkiye'de TEFAS denen sistem gerçekten bence dünyanın örnek alması gereken açıkçası sistemlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani dünyada hiç bu kadar kolay fonların alınıp satıldığı, kuralların bu kadar net görebildiğiniz çok bence hani... İşte performanslar şeffaf, analiz yapılabiliyor. Yani bu kadar her şeyin yapılabildiği açıkçası dünyada çok fazla yer olduğunu düşünmüyorum. En azından hani Avrupa'ya birazcık hakimiz. Çok çok gerideler yani bu konuda. Hakikaten bu elektronik sistem müthiş çalışıyor. Yani telefondan işte bankaların herhangi bir yerinden, herhangi bir portföy yönetim şirketinin sonuçta dönüp fonlarını alabilmek bence büyük bir hikaye. Gerçekten ve bunun arkasında işte ciddi bir yapının olması, güvenilir bir sistemin olması bence çok çok iyi. Şimdi bundan sonraki davda bence oradan iyileştirme olarak da yapılabilecek de çok fazla bir şey görmüyorum. İşte satınca hesabı ne zaman geçiyor? O arada o parayla işlem yapılamıyor gibi serzenişler var. Yani zaten dünyada paranın böyle özellikle fonlardayken bu kadar hızlı döndüğü de çok fazla bir yer açıkçası söz konusu değil. Yani yurt dışında bunları yaptığınız zaman bazen yani gerçekten bunu hani bildiğim için söylüyorum. Birkaç gün paranın bile yok olduğunu, hani hareket ederken sonuçta nemalanma orada çok böyle alışık oldukları bir duygu değil. Özellikle bir gün, iki gün açısından. Dolayısıyla bazen bir yerden bir yere giderken böyle paraların çok geç gittiği falan. Böyle bir ortam zaten Türkiye'de olsa hani şu anki yaşadığımız şeyin tartışmanın çok daha fazlasını yaşarız ama bence o tarafta iyileştirme yapılacak da bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Gayet bence iyi işliyor. Son dönemde de TEFAS'tan bütün portföy yönetim şirketleri çok ciddi bir şekilde bence bir pay almayı başardığını da görüyorum baktığım zaman. Ve hani son dönemin piyasalarda iyi gitmesinden dolayı işte fonların durumundan dolayı da bu tarz fonlara yatırım yapanların bence çok iyi getiri sağladığı bir süreçten geçtik. Bu da zaten ister istemez ilgiyi çok ciddi bir şekilde arttırdı ve işte bugün bahsettiğim... Çekilse fonları, Eurobond aynen fonları öyle. Burada çok ciddi. Para piyasası fonları bile hatta mevduattan daha iyi bir getiri sağlıyor diye çok tartışıldı. Şimdi bu dönem hani neye yatırım yaparız desek bence para piyasası fonları gerçekten sıfır riskli. Hani bu kadar enflasyonun üstünde çünkü ben enflasyona ileriye dönük olarak bakıyorum. Hani ciddi bir getiri sağlayan bence bir yatırım aracında şu anda açıkçası göremiyorum. Dolayısıyla hani hisse senedinde olup da dönem dönem hani belli bir getirilerin belli bir yere geldiğini düşünen insanların parasını reel bir getiri sağlayarak parasını park edebileceği artık bir enstrüman var. Yani 2022 ve 23'te bizde bu yoktu. Hani çünkü paranızı faize yatırdığınız zaman 15'ler enflasyon işte çok daha yukarıda. Dolayısıyla böyle bir ortamda hani paranızı bir türlü hisse senedinden çekemiyordunuz. Şimdi birazcık daha böyle hani sıfır riskle getiri sağlayabileceğiniz para piyasası fonları var. Onun dışında işte Eurobond'larda hala sonuçta %10 stopajla hani o tarafta o bonoları taşımaya devam edebiliyorsunuz. Öyle bir avantaj hala vergi avantajı devam ediyor. İşte yeni yeni girip bütün portföy yönetim şirketlerinde girişim sermayesi fonları çıkmaya başladı. O tarafta zaten çok ciddi bir vergi avantajı var. Yani o taraf bence hani biraz uzun vadeli bir yatırım. Türk yatırımcısının çok alışık olmadığı yani böyle 7 yıllar falan kalmanız gereken yatırım tarzları. Onlar da olabilir ama... Bizde vade 3 aydır değil mi maksimum? Bu kadar bile değil yani. Hani daha bile hatta... Borsada 30 gün falan zaten. Borsada 30 gün falan. İşte mevduatta 3 ay falan. İşte mevduatta son dönemde birazcık daha hani o stopaj avantajları, birazcık daha uzun vadede iyi bir faiz alınıyor olması belki birazcık daha etkiledi ama... Onun dışında mevduat tarafında da genelde 32 gün dediğiniz üstünde çok ciddi bir şey bulmak da hani şey değildi ama dediğim gibi hani dönem dönem iyi faizler olursa bir de artık faizlerin son noktaya geldiğini düşünüyoruz. Bu noktada belli bir noktadan sonra hani faiz indirimi olur mu olmaz mı diye düşünen yatırımcılar da bazen hani böyle yıllığa doğru yönelenlerin olduğunu duyuyorum. Dolayısıyla hani o tarafta da böyle bir uzun vadeye doğru bir kayış var ama genelde hep bir kısa vadeli bakan bir yatırımcı şeyi var. Dolayısıyla hani özetlemek gerekirse bence para piyasası fonları bu süreç içinde gayet iyi. Değişken fonlar
kendini çok iyi adapte ediyor. Dönem dönem uzun pozisyonları arttırıyorlar. Piyasa geri çekilince işte bazen ya da çok yukarı giderse kısa pozisyonlarda artış, düştüğü zaman uzun pozisyonlarda artış. Dolayısıyla dinamik bir şekilde yönetiliyor. Hani orada bakıp zaten iyi değişken fonları da yatırım yapılmasını açıkçası doğru buluyorum. Ama hiç şu anda risk almak istemeyen yatırımcılar açısından para piyasası fonları ve kısa vadeli tahvil bono fonları bence iyi bir fırsat sunduğunu düşünüyorum. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, çok teşekkür ederiz. Her çarşamba sabahı olduğu üzere bilgilendirici sohbetin için Tufan. Bu arada Fed ile ilgili de faiz indirimleri tabii beklentilere giriyor piyasalarda dedik. Orada yavaş yavaş Fed'in dediğine gelmeye başladı piyasa. Hatta City'nin söylediği gibi faiz indirimlerinden ziyade acaba artırımı da mı fiyatlamalı? Bunun tartışıldığı bir sabaha uyandık. Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin konuyla ilgili görüşünü vererek kısa bir reklam arasına doğru ilerleyeceğiz. Ardından devam ediyoruz. FED'de bankacılık sektörüyle ilgili yaptığı değerlendirmeleri faiz kararı metninden çıkardı hatırlayacak olursak. O yüzden çok yakın bir gündem veya ciddi bir risk olduğunu düşünmüyorum. Şu anda aktivite olumlu seyrediyor ABD'de. Ona ilişkin veriler iyi gidiyor. Ancak enflasyon verilerinin yukarı yönde sürpriz yaptığı hafta bu kez iş talep göstergesi olan perakende satışlarında zayıf geldiğini gördük. O da biraz kafa karıştırdı ama fiyatlamayı çok değiştirmedi. Çünkü yani orada ilk kez bir böyle negatif yönde bir veri geldi. Oysa ki enflasyon biraz üst üste gelince bir önceki ayda da biraz problem vardı. Algılamayı değiştirdi. Aslında hep ötelemeden bahsediyoruz. Faiz indirimlerinin ötelenmesinden bahsediyoruz. Ötelendiği kadar da tabii boyutu da azalıyor. Boyutu da Fed'in bas senaryosunda 3 tane faiz indirim var malum 75 bas puanlık. Piyasada 100 civarına, 100'ün biraz altına gelmiş durumda. O yüzden giderek o makas kapanıyor. Bu olumlu. Bunu tabii fiyatlamaya giriyor büyük ölçüde. Böyle bir sürecin aslında agresif indirimlerden Fed'in senaryosuna yakınsama süreci daha sıkıntılı da olabilirdi. Piyasa açısından çok daha fazla satış getirebilirdi ama minimum hasarla atlatılıyor gibi duruyor. Bu da olumlu. Tüm dünya. Philip Capital sunar. Bakalım biz Tufan Deriner'le sohbet ederken küresel piyasalarda para nasıl el değiştirdi? Öncelikle Pekin'e gidelim. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz tekrar bizimle beraber. Sadi, bir daha günaydın diyelim sana ve soralım, son buluşmamızdan bu yana var mıdır piyasada öne çıkan haber başlıklarında bir değişiklik? Zeynep, tekrar merhaba. Tabii Wall Street kapanışlarından başlamak lazım. Büyük teknolojide biliyorsunuz satışlar vardı. Nvidia bilançosu öncesinde Nvidia'da bir kar realizasyonu gördük. Hali sertte satışlar vardı. Nitekim Asya'ya bu sabah baktığımızda önce Tokyo, Avustralya açıldı. Ciddi satışlarla açıldı. %1 civarında kayıptaydılar. Tabii ki çip hisseleri özellikle Japonya'da ve Kore'de satışlar gördü. Avustralya'ya baktığımız zaman orada da tabii ki demir cevheri tabii dün konuşmuştuk. Zeynep %5 civarında kayıpla dünü kapatmıştı. Onun etkisiyle büyük madenciler, Rio Tinto'dan bahsediyorum, BHP'den bahsediyorum. Onlar da %3-4'lük satışlar görmüştü. Yine aynı şekilde Hong Kong ve Çin hisseleri de negatif başlamıştı. Şimdi bu hikayeyi neden anlattım? Çünkü bir takım köklü değişiklikler var Hong Kong önderliğinde. Hong Kong'da ana endekse baktığımız zaman, Hang Seng endeksine baktığımız zaman %1 civarında kayıptan şu anda %3 civarında kazanca doğru yönelmiş durumda. Ciddi alımlar geldi. Asya'da bir miktar destekledi. Kaybedenler de aslında kayıpların bir kısmını geri aldı. Tokyo'da ya da Seul'de diyebilirim. Zeynep, günün hikayesi. Tabii merak edenler olabilir. Böyle bulutlu bir günde ne oldu da Hong Kong borsası rally'e başladı diye aslında birkaç sebep sayabiliriz. Örneğin quant fonların açığa satışı
Her ne kadar bir kağıt üzerinde yasaklanmasa da bir gözdağı verildi. Çok önde gelen kuant fonlardan bir tanesinin hesabı askıya alındı. Piyasa bozucu işlemler yaptığı gerekçesiyle ki bir dakika içerisinde 350 milyon dolarlık satış yapmış. Pazartesi günü hatırlatmak gerekirse piyasaların o gün yukarıdan açılması, rally yapması bekleniyordu ama yapamadı. Yine emlak tarafında bazı gelişmeler var Zeynep. Bir bankalar bir kredi paketini onaylamış emlak şirketlerine yönelik olarak ki Hong Kong'da bugün baktığımda finans siteleri çok önde gidiyor, sigorta hisseleri önde gidiyor ve bir de emlak şirketleri endeksi orada da %7'lik bir yükseliş var. Bu etkili yine bir spekülasyon daha var. O da esaslı bir spekülasyonsa eğer gerçekten etkileyebilir emlak vergilerinin düşürüleceğine ilişkin bazı söylentiler var. Bu da tabii ki emlak hisselerine destek oluyor Zeynep. Bir de tabii ki makroekonomik veriler de var. Çok sayıda Zeynep ama özellikle Tankan'a dikkatimi çekmek isterim. Ciddi bir düşüş oldu. Borcun çok ne diyelim önem atfettiği bir endeks. Diğer taraftan da tabii ki ihracat verileri geldi. Orada pozitif sürpriz yaptı. Japonya biliyorsun resesyona girmişti ama net ihracat tarafı hem ekonomiyi destekliyordu hem de daha fazla destekleyecek gibi. Çünkü %10'un altında beklenirken %11,9 geldi. Çip ekipmanlarına bakarsak, otomotive bakarsak, diğer Japonya'nın etkili olduğu diğer alanlara bakarsak hepsinde güçlü dış talep görüyorlar Zeynep. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler aktardığın tüm haber başlıkları için ve şimdi de bir kez de Dubai'ye gidelim. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı'nın notlarıyla devam edelim. Ersoy günaydın. Petrol fiyatlarında 3 ayın zirvesinden sonra bir kar satışı geldiği değerlendirmeleri yapılıyor ama herhalde hem jeopolitik tansiyonu hem de gelecek stok verilerini izlemek lazım değil mi? Zeynep, günaydın. Evet, şu andaki piyasaları en çok etkileyen, petrol fiyatlarını en çok etkileyen gelişmeler Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler. Bir de tabii stoklarda ne oluyor veya bugün üyelerle ilgili haberler vardı. Kesitlere uyup uymadığına dair Rusya Ocak ayında OPEC artının ihracat hedefini tutturdu haberi. Bugün dikkatimi çekti, notlarımda var. Mayıs-Haziran ortalamasına göre 307 bin varillik az bir ihracat yapmış. Petrolün çoğunu da Venezuela'ya gönderiyor haberi vardı. Şu anda petrol fiyatları 82,7 dolar seviyesinde. Brent Amerikan türde 77,3 dolar seviyesinde. Senin de söylediğin gibi dün 3 ayın zirvesinden biraz düştü. Biraz kar satış vardı. Bugün ise hafif artıda. Yemen Husilerin farklı günlerde bir gemilere saldırıları oluyor. Bunları hep aktarıyorum. İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor. Refah bölgesine Ramazan'a kadar süre vermiş rehineler. Salınmazsa oraya da karar harekatı yapacağım diye İsrail. Dün bir oylama vardı Birleşmiş Milletler'de. Amerika tarafından yine veto edildi Gazze için ateşkes oylaması. Ama bir taraftan da Amerika İsrail'i refah konusuna uyardı. Farklı bir ateşkes için biz çalışıyoruz dedi Amerika. Ama henüz orada bir çözüme yakın bir şey gözükmüyor. Bu adalarla ilgili bir haber vardı. Abu Dhabi'li büyük fon Heathrow'a ortak olmayı planlıyor diye. Daha önce Suudi Arabistan'ın fonu PIF ve Qatar Investment Authority Heathrow'un bir kısmına ortak olmuştu. Abu Dhabi fon da ortak olabilir. Son olarak da G20 Dışişleri Bakanları bugün Brezilya'da bir araya geliyor. Niye önemli? Pek çok ayrı görüşler var. Özellikle Brezilya Başkanı Lula İsrail ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu. Bu da önemli bir konulardan bir tanesi diyeyim Zeynep. Sözü sana aktarayım. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı, çok teşekkürler. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Bloomberg.com'da öne çıkan başlıkları aktararak devam ediyoruz. Alman Emlak Federasyonu DİA, Almanya'da konut krizi göründüğünden daha derin şeklinde bir başlıkla yansımış internet sitemize. Alman Emlak Federasyonu, Alman hükümetinin yıllık yeni konut inşaatı hedefini 2024'te önemli ölçüde tutturmayacağını öngördü. Hükümet her yıl 100 bini sosyal konut olmak üzere 400 bin konut inşa etmeyi taahhüt etmişti. Almanya'da geçen yıl 270 bin konut inşa edildi. Bir diğer başlıkta ise Japonya
Japonya'ya gidiyoruz. İhracatta beklenmedik artış yaşandı Japonya'da. Japonya'nın ihracatı Ocak ayında araç, otomobil parçaları ve makine sevkiyatlarındaki artışla birlikte yaklaşık %12 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi %9,5'tu. Merkez Bankası'ndan beklentileri aktarmaya devam ediyoruz. Tacirler Yatırım Ekonomisti Ekin Cınar herhangi bir şekilde Merkez Bankası faizinde veya metninde değişiklik beklemiyor ama likidite fazlasına ilişkin acaba hangi adımlar atılabilir yıl genelinde, neler bekliyorlar Tacirler Yatırım'da? Ekin Cınar aktardı, onu paylaşacağız sizlerle. İlk sözü noktalayıp yayını sabah raporuna devredeceğiz. Hoşçakalın. Enflasyon raporu sunumu büyük ölçüde kabaca Ocak ayı toplantı metninin paralelinde bir toplantıydı. Ocak ayında verilen mesajlar, yani biz faizde istediğimiz yere geldik, daha fazla faiz artırmış şu an için yapmayacağız. İnce ayar dediğimiz makro ihtiyaççı önlemlerle sıkılaşma kanadına devam edeceğiz. Ama enflasyonda bir risk görürsek, bu görüşümüzü tekrar değerlendiririz şeklindeydi. Enflasyon raporu sunumunda da bunun bir nevi aslında tekrarını gördük. O yüzden de bu haftaki toplantıda metinde önemli bir değişiklik beklemeyiz şu an itibariyle. Biz Merkez Bankası'ndan ek faiz artırımı beklemiyoruz. Sizin anketlerinize de bu şekilde katıldık. Ama daha sıkı, daha şahin bir Merkez Bankası bekleriz genel itibariyle. Ama daha fazla faiz artırımı yapacak şeklinde değerlendirmemek lazım. Bu sürede ZK adımlarıyla piyasalarda dönem dönem oluşan likidite fazlasını süpürmeye çalıştığını görüyoruz. Biz bunun bütün yıl boyunca devam etmesini bekliyoruz. Çünkü KKM dönüşleri geldikçe piyasalardaki fazla likidite ortamı devam edecek. İşte geçtiğimiz haftalarda 100 milyar TL'ye kadar düşmüştü API'deki net fonlama kanalından oluşan likidite fazlası, oradaki eksi meblağ. Yeniden 200 milyara çıktığını görüyoruz. Bunun tekrardan 300'e üzerine gitmemesi için çok da bir sebep yok. Yıl boyunca bu dönem dönem bizim karşımıza gelecek. İşte gerek depo ihalelerinin başlaması, gerekse ZK'larla ilgili adımların atılması da bununla ilgili. Dediğim gibi bu likidite bolluğuyla ilgili dedi ki Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan enflasyon raporu sunumunda. Bir sistematik nedenler var bu bolluğu yaratan. Başta az önce de söylediğim gibi KKM olmak üzere. Biz bunu ZK ile temizlemeye çalışıyoruz. Bir de geçici bazı unsurlar var. Onda da depo ihaleleriyle getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hem depo ihalelerine ilişkin adımlar olabilir, likidite senetleri olabilir, vade biraz uzatılabilir. Bu tip adımların olabileceğini ya da ZK'larla ilgili adımların olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ZK'lar nevalandırıldıktan sonra, yani unutmayalım ki ZK'lar hala düşük aslında. Yani %12 gibi bir ağırlıklı ortalaması var. Orada halen daha biraz daha yukarıya çekilecek bir manevra var. Özellikle nemalandırma sonrasında belki biraz daha manevra alanı açıldı ZK artışlarıyla ilgili. Dolayısıyla da bu adımların geleceğini düşünüyorum. Çünkü çok konuşuluyor. Pelin seçimden sonra bırakılırını zannetmiyorum. Seçimden sonrasının beklenmesi gibi bir dönem yok şu anda. Hala yurt içi talep oldukça güçlü çünkü. Ve likidite fazlası dönem dönem oluşuyor. Yine artmaya başladı. O yüzden bu tip adımlarla daha yoğunlaştırılmış sterilizasyon önlemleriyle, sözlü yönlendirmelerle, diğer taraftan biliyorsun banka kart limitlerine ilişkin bir düzenleme olabileceği, takım ticari kredilerde de düzenlemeler olabileceği belirtiliyor. Bu tip adımlarla gündemde kalmaya devam etmesini bekliyoruz Merkez Bankası'nın.